Öyle bir zaman gelecek ki tüm dünyada barış, büyük bir bolluk ve huzur hakim. Gizli kalmış tüm hazineler yüzeye çıkartılmış ve ihtiyaç sahibi herkese dağıtılmış durumda. Fakir insanın olmadığı ve tüm dünyada İslam'ın hakim olduğu bir dönemden bahsediyorum. İnsanlar eşit ve mutlu bir şekilde yaşıyor olacaklar. Ama bu dönem çok da uzun sürmeyecek. Çünkü yeryüzünün altında tüm dünyayı bekleyen olağanüstü bir tehlike, her geçen gün yüzeye çıkabilmek için yeri kazıyor ve o büyük gün giderek yaklaşıyordur. Kıyametin büyük alametlerinden biri olan Yecüc-Mecüc toplulukları. Onlar şu an nerede? Araştırmacıların buldukları yer gerçekten Yecüc-Mecüc'e ait olabilir mi? Peki ya yerden çıkacak olan diğer varlık, Dabbetül Arz? Yeraltı sakinleri hakkında merak edilenleri derlediğim videoya hazırsanız başlayalım. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük hükümdarlarından birinin hayatta olduğu bir dönemdeyiz. Gezegenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine yaptığı yolculuklarıyla adından söz ettiren ve bugüne dek tüm dünyaya hakim olmuş 4 kişiden biri o. Hazreti Zülkarneyn. Dünya üzerinde öylesine seyahatler gerçekleştiriyordu ki insan bazılarını duyduğunda hayretler içinde kalıyor. Hazreti Zülkarneyn ile ilgili hazırladığım videomda tüm detaylarıyla birlikte anlatıyorum. Fakat bu seyahatlerinin içerisinde öyle bir tanesi vardı ki, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilmiş bu seyahatinde yaşadığı bir takım olağanüstü durumlar, belki de günümüzde biz insanların elimizi kolumuzu sallayarak dilediğimiz gibi yaşayıp dolaşabilmemizin sebeplerinden birini oluşturuyor. Peki ne olmuştu o gezisi sırasında? Zülkarneyn Aleyhisselam düşünüldüğüne göre günümüz Kırgızistan coğrafyasının bulunduğu bir bölgede seyahat halindeydi her şeyin yaşanacağı o zamanlar. Dağları, ovaları, denizleri, kasabaları aşıyor, birbirinden farklı insan toplulukları ve türlü türlü varlıklarla karşılaşıyordu. İşte belki de en önemli yolculuklarından birini gerçekleştirmekteydi. İki dağın arasında yoluna devam ediyordu. Burada ilginç bir kavimle karşılaştı. Fakat kavmin insanlarının büyük bir sıkıntısı vardı. Dağlarda yaşayan ve sürekli olarak kendilerini rahatsız eden, bozgunculuk çıkaran vahşi bir topluluğun var olduğundan ve bu topluluğun onlar için nasıl büyük bir tehlike oluşturduğundan bahsedip yardım istediler Zülkarneyn'den. Bu bozgunculuk çıkaran topluluğun ismi Yecüc-Mecüc'tü. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde de onlara rastlıyoruz. Hadis-i şeriflerden de anladığımız kadarıyla bu Yecüc-Mecüc adı verilen topluluk tıpkı bizler gibi insan soyundan gelen varlıklar. Bazı fiziksel özellikleri ise onları biraz farklı kılıyor. Yecüc-Mecüc kavimleri Büyük Nuh Tufanı olayı yaşandıktan sonra dünyadaki insan ve hayvan yaşamının tekrardan şekillenmeye başladığı o dönemde ortaya çıkmış olan bir topluluk. Onların Hazreti Nuh peygamberin oğlu Yasef'in soyundan geldiklerini biliyoruz. Bu ve bazı özelliklerinden dolayı Yecüc-Mecüc'ün Çinliler olabileceğini söyleyenler bile var. Az sonra Yecüc-Mecüc'ün neden Çinliler veya başka bir millet olamayacağı konusuna da değineceğim. Yecüc-Mecüc toplulukları 3 farklı kısımdan oluşuyor. Bir kısmı diğerlerine göre uzun, bir kısmı orta boylu, diğer bir kısmı ise, burası biraz ilginçtir ki, kulakları öylesine büyük ki onu kendisine yastık bile yapabilmekteler. Kıyametten önce ortaya çıktıklarında insanları yok edecek oldukları bilgisinden yola çıkarak onların oldukça vahşi varlıklar olduğunu anlıyoruz. Yüzlerinin yassı, gözlerinin küçük olmasından ve de Zülkarneyn Seddi'nin inşa edildiği düşünülen coğrafyayı göz önünde bulundurduğumuzda, onların Moğollarla bağlantısı olabileceği de akıllara gelen bir başka düşünce. Az sonra onlarla ilgili çok çarpıcı bilgiler vereceğim. Fakat gelin öncesinde Zülkarneyn'den yardım isteyen halkın Yecüc-Mecüc'ten nasıl kurtulduğu konusuna bir göz atalım. "Ey Zülkarneyn," dediler. "Ne olur bize yardım et. Yecüc ve Mecüc'le aramıza bir set kur. Bizi onlardan kurtar. Bunun karşılığında ne istersen yaparız. Bunun için sana vergi veririz," dediler. Yecüc-Mecüc, bozguncu, kafir ve yeryüzünde büyük fesatlar çıkaran ve çıkaracak olan bir topluluktu. Zülkarneyn Aleyhisselam bunu gördüğünden dolayı yardım isteyen bu halka karşılıksız bir şekilde destek olmayı kabul etti.
Bana herhangi bir ödeme yapmak zorunda değilsiniz. Sizin bana verebileceğiniz mal, mülk, Rabbimin bana bahşetmiş oldukları yanında hiçbir şey. Sizden tek isteğim, biraz insan gücüyle bana yardım edin de Yecüc Mecüc'ü engelleyecek sağlam bir set yapayım. Bana bulabildiğiniz kadar demir kütleleri getirin. Tüm halk birlik olmuştu ve ne kadar çok demir kütle var Zülkarneyn Aleyhisselam'a getirdiler. Zülkarneyn de tüm bu demirleri iki dağın arasına doldurarak dağla aynı yüksekliğe getirdi. Bunun ardından erimiş bakır talebinde bulundu. Getirin ki onu da demir setin üzerine dökelim. Sonra da üfleyin dedi. Artık set hazırdı. Diğer insanlar ile Yecüc Mecüc toplulukları arasında Yüce Allah Azze ve Celle'nin vaadi gelmeden hiçbir gücün aşamayacağı, yıkamayacağı bir set oluşturulmuştu. Bu Rabbimden siz kullarına bir rahmettir dedi. Evet, vahşi ve de bozguncu Yecüc Mecüc topluluklarıyla bizlerin arasına kıyamete kadar aşılamayacak bir duvar yapılmıştı. Peki bu durum Yecüc Mecüc'ün sonu muydu? Tabii ki hayır. Onlar hapsedilmiş oldukları yerde çoğalmaya devam ediyorlar. Üstelik öyle bir çoğalmadan bahsediyorum ki bu kısmı gerçekten ilginç. Yecüc Mecüc kavminden bir kişi geride en az 1000 çocuk doğurmamışken ölmüyor. Binlerce yıl öncesinden günümüze kadar her bir kişinin 1000 çocuk dünyaya getirdiğini hesap ettiğinizde nasıl büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu görebiliyor musunuz? Peki bir insan nasıl olur da 1000 çocuk dünyaya getirebilir? Bu sorunun cevapları için biraz daha derine inelim. Şaşırtıcı bir bilgiye bir kadın en fazla kaç çocuk doğurabilir sorusunu sorduğumuzda ulaşıyoruz. Rusya'da Feodor Vasilyev isimli bir köylünün eşi hayatı boyunca tam 69 tane çocuk dünyaya getirmiş. Günümüz insanı 69 çocuk doğurabiliyorsa Yecüc Mecüc kavimlerindeki durumun farkı ne olabilir? En doğrusunu tabii Allah Azze ve Celle bilir. Fakat günümüze kadar ulaşmış rivayetlerde Hazreti Nuh peygamber de dahil olmak üzere birçok ismin 900 ila 1000 sene arasında bir yaşam sürdüklerini biliyoruz. Zaman içinde günümüze gelene kadar yaşam süresi kısalmış. Bu noktada eğer Yecüc Mecüc kavimleri de böylesine uzun yaşayan varlıklarsa ve söylenildiğine göre sürekli çoğalmak üzerine kurulmuş bir hayatları varsa her birinin 1000 çocuk geride bırakması olağan bir durum gibi gözüküyor. Dünyadaki insan nüfusundan kat kat fazla sayıları olan Yecüc Mecüc toplulukları her geçen gün yüzeye çıkabilmek için kazmaya devam ediyorlar. Peki ne olacak da o insan nüfusunun büyük bir kısmını yok edecek olan Yecüc Mecüc bulunduğu yerden çıkmayı başarabilecek? Öncesinde gelin bugünün imkanlarıyla Zülkarneyn Aleyhisselam'ın yapmış olduğu setin neresi olduğu konusuna değinelim. Binlerce yıl öncesinde yaşanmış bu olayın nerede gerçekleşmiş olduğunu günümüze kadar ulaşan hadisi şerifler ve rivayetler göz önünde bulundurularak Özbekistan sınırındaki görmüş olduğunuz bu yerin Zülkarneyn Seddi olabileceği konusu gündeme getirildi. Tabii bu yer sadece bir teoriden ibaret. Yapı olarak iki dağ arasında kurulmuş düz bir duvarı andıran bu yerin üzeri karlarla kaplı. Bu yerin Yecüc Mecüc'ün hapsedildiği yer olma ihtimalinin tüm dünyada konuşulduğu dönem etrafta birçok çalışma gerçekleştirildi. Çevrede bulunan demir alaşımları ve çeşitli aletlerle duvarın ardında büyük boşluklar olduğu sonucuna ulaşıldığı söylentileri bu yerin Zülkarneyn Seddi olarak meşhur olmasına yol açtı. Artık doğrusunu Allah-u Teala bilir. Zaten Yecüc Mecüc Seddi'ni bugün gerçekten bulabilsek bile zamanı gelmeden hiçbir insan gücü onu aşmayı başaramayacaktır. O yüzden Seddi'nin nerede olduğunu bilmek ne kadar önemlidir bu konuyu size bırakıyorum. Ayrıca Yecüc Mecüc'ü Çinliler veya şu anda dünya üzerinde yaşayan herhangi bir millet olduğu yönünde görüşleri savunanlar için de hadisi şerifler bu konu hakkındaki cevapları zaten veriyor. Öncelikle onların her gün toprağı kazıyor olduklarını biliyoruz. Böyle bir durumda hangi milleti bununla bağdaştırabiliriz ki? Yecüc Mecüc'ün Çinliler olması, hatta Zülkarneyn Seddi'nin de Çin Seddi olabileceği konusunda ise Yecüc Mecüc'ün Seddi aşması sonucunda tüm dünyaya tepelerden akın akın saldıracağını biliyoruz. Halihazırda dünyanın her yerinde bulunan Çinliler Çin Seddi'ni aşmıyorlar mı zaten? Yani bu görüşler pek de sağlıklı değil. Şimdi gelelim her şeyin yaşanacağı o kara güne. Yani Seddin delineceği zamana. Videonun en başında Yecüc Mecüc'ün ortaya çıkacağı dönemde dünyada büyük bir bolluk ve huzurun hakim olduğundan bahsetmiştim. Evet, zamanını sadece Allah'ın bildiği gelecekteki bir dönemdeyiz. Ama bizlere bildirilen bir takım büyük olayları çoktan yaşamışız. Öyle olaylar gelmiş ki başımıza. Beklenen o büyük dünya savaşı, Melhame-i Kübra'yı görmüşüz. Hz. İsa peygamber yeryüzüne tekrardan inmiş,
Hazreti Mehdi ise zuhur etmiştir. İnsanoğlunun karşılaşacağı en büyük fitne Deccal çıkmış ortaya ve tüm gezegeni karıştırıp insanları birbirine düşürdükten sonra öldürülmüştür. İşte bu dönem dünyanın iyileşme, insanların huzur bulma, fakirliğin olmadığı, dağıtılabilecek insan bile bulunamayacak kadar çok hazinelerin yüzeye çıkartılacağı ve kaynakların herkese yetebileceği harika bir döneme girecek insanlık. Fakat belli bir süre devam edecek olan bu huzurlu dönemin finali görülmemiş bir vahşetle gerçekleşecek. Binlerce yıldır usanmadan, yılmadan her gün yüzeye çıkabilmek için yeri kazan ve sayıları milyarları bulan Yecüc Mecüc toplulukları için izin günü gelmiştir. O güne dek her kazının sonunda bugünlük bu kadar yeter, yarın kaldığımız yerden devam ederiz diyerek kazmayı bırakan, fakat ertesi gün olduğunda sanki hiç kazmamışlar gibi oldukları yere geri dönen Yecüc Mecüc, bu sefer yüzeyde delik açmayı başaracaklar. Peki ne olacak da binlerce yıldır açılamayan delik o gün açılabilecek? İşin sırrı Yecüc Mecüc'ün o güne dek ağızlarından çıkmamış olan bir sözde gizli. Her zamanki gibi kazmayı bıraktıkları bir önceki gün, bu sefer içlerinden bir tanesi şu sözle günü kapatacak. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, onların inşallah sözü yüzeye çıkabilmelerinin anahtarı olacak. Bildiğiniz üzere Yecüc Mecüc toplulukları kafir bir kavimdi. Hatta bir rivayette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıkmadan önce kendisine gösterilen bazı alemlerde Yecüc Mecüc kavmine de uğrayarak onları İslam'a davet etmiş. Ama onlar kesinlikle iman etmemişlerdir. İşte her ne hikmetse o gün geldiğinde ağızlarından o inşallah sözü çıkmıştır. O büyük gün gelmiştir artık. Zülkarneyn Seddi delinmiştir. Yecüc Mecüc toplulukları her tepeden akın akın dünyaya yayılmaya, karşılarına çıkanları yok etmeye başlamışlardır. Uğradıkları tüm suları içip kurutuyorlardır. O kadar çok insanın ölümüne sebep olacaklar ki, yeryüzünde çok az insan kalacak. O kişiler de Yecüc Mecüc'ten saklanmayı başarabilmiş, güvenli kalelerine ve sığınaklarına gizlenebilmiş kişiler olacak. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her yeri yıkıp yağmalayan Yecüc Mecüc toplulukları, etrafta tek bir insan bile kalmadığını gördüklerinde, herkesi öldürdüklerini zannedip kendi üstünlüklerini ilan edecekler. Tüm dünyayı yok ettik. Bizim gücümüz karşısında kimse ayakta duramadı diye böbürlenecekler. Fakat bilmedikleri bir şey vardır. O da hayatta kalmayı başarmış olan insanlar ve Hazreti İsa peygamberin hala dünyada olduğu gerçeği. Kalan halk feryat ediyordur. Hazreti İsa aleyhisselam Allah azze ve celle'ye dua ederek Yecüc Mecüc'ü yok etmesini ister. Bunun üzerine Allah-u Teala tüm dünyayı işgal etmiş Yecüc Mecüc topluluklarına boyunlarında çıkacak olan bir hastalık gönderir. Bu bir kurtçuk veya bakteri tarzında bir şeydir. Ve kendilerini her şeyden üstün gören Yecüc Mecüc toplulukları Allah'ın gönderdiği bu hastalık ile sadece bir gecede sanki çekirgelerin toplu ölümleri gibi hepsi yığınla oldukları yerde hayatlarını kaybederler. Yeryüzü öyle bir görüntüyle karşı karşıyadır ki Yecüc Mecüc'ün leşlerinin kokusundan nefes almak bile zordur. Bunun üzerine Hazreti İsa aleyhisselam bir kez daha Allah'a dua eder ve Allah-u Teala yeryüzünde büyük bir yağmur yağdırır. Bu yağmur suları Yecüc Mecüc'ün leşlerini ve kokusunu ortadan kaldırır. Tabii sadece yeryüzünden yok olacaklar. Çünkü onların cehennemdeki yerleri çoktan hazırdır bile. Cehennemde yananların derilerinin, irinlerinin, kusmuklarının dökülüp dibinde biriktiği Gaia kuyusunun da içinde yer aldığı tabaka. Yecüc Mecüc'ün yeryüzünden silinmesinin ardından sağ kalan insanlar, saklandıkları yerlerden çıkarak hayata tekrardan tutunmaya devam edecekler. Peki, neden kimse Yecüc Mecüc'e karşı elindeki güçlerini kullanamadı? Böylesine bir teknolojimiz, savaş araçlarımız, silahlarımız varken etten, kemikten canlılar nasıl böyle bir yıkıma neden oldu? Tabii yine en doğrusunu Allah bilir, fakat rivayetlere göre gelecekteki bahsettiğimiz bu dönemin teknolojik aletlerin çalışmıyor olduğu, hatta elektriğin bile var olmadığı bir zamana denk gelmesi olası. Yeri gelmişken de hatırlatmak isterim. Ünlü bilim adamı Albert Einstein'ın bir sözü var. Üçüncü Dünya Savaşı'nda hangi silahların kullanılacak olduğunu bilmiyorum fakat Dördüncü Dünya Savaşı taş ve sopalarla olacaktır, demişti.
Yecüc Mecüc'ün de ortaya çıkışıyla artık kıyametin büyük alametlerinden birçoğu gerçekleşmiştir. Fazla vakit kalmamıştır. Beklenen bir diğer alamet ise gerçekleşmek üzeredir. Yine yerden çıkacağına inanılan bir başka varlık, Dabbetül Arz. Dabbetül Arz deyince birçoklarının aklına kıyamette yerden çıkacak ve insanlara zarar verecek olan bir yaratık geliyor olsa da Dabbetül Arz sanıldığının aksine böyle bir canlı değildir. Dabbetül Arz yerden çıkacak olan debelenen bir varlık anlamını taşımaktadır. Rivayetlere göre Kabe'de insanlar tavaf halindeyken hemen yakınındaki Safa tepesinde bir yarık açılacak ve Dabbetül Arz bu yarıktan dışarıya çıkacak. Dabbetül Arz insan görünümlü değil, daha çok bir hayvan görünümünde olacak bir varlık. Fakat tıpkı insanlar gibi konuşabiliyor olacak. Amacı ise tek tek herkesi damgalamak. Olağanüstü hızlı hareket etme yeteneğine sahip olacak Dabbetül Arz'ın hızına kimse yetişemeyecek. Dolayısıyla da onun hızından kimse kaçamayacak. Dabbetül Arz beraberinde Hazreti Süleyman peygamberin mührü ile Hazreti Musa peygamberin asası bulunduğu halde çıkar. Önce tüm insanlarla konuşarak kafirleri ikaz edecektir. Kur'an-ı Kerim'de ise şöyle buyrulur. O söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız da bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. Dabbe daha sonra elindeki asa ile mümin olan insanların yüzlerini parlatacak, Süleyman Aleyhisselam'ın mührü ile de kafirlerin iki gözünün arasını damgalayacak. Böylece kim kimin yüzüne bakarsa onun kafir mi yoksa mümin mi olduğunu kolaylıkla anlayabilecek. Güneşin batıdan doğması olayı ile Dabbetül Arz'ın çıkışı peş peşe yaşanacak. Yani vakit oldukça daralmıştır. Bir sonraki videoda görüşürüz. İnşallah.